internet özgür olsun. Tamam, özgürlük demek suçu teşvik etmek demek değil herhalde. İnternetin Türkiye'deki durumunu geçen pusulada işte böyle incelemiştik. Bu programımızda ise bu defa internete ve internet özgürlüğüne buradan, Avrupa'dan bakacağız. Ve sonra da bunu Türkiye'de karşılaştıracağız. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. İslami'nin lideriyle Kabe'nin 75 kilometre doğusunda Surabi'deki rada üstünde. Zaman gerekirse burada Şiilerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Çatışmalar gördüğünüz gibi gece yazı gündüz hiç değişmiyor. Avrupa, büyük savaşlar, yasaklar, yıkımlar yaşamış ancak bunların yanında devrimleri ve yeniden varoluşları tatmış yaşlı kıta. Ve bu yaşlı kıtanın görmüş geçirmiş, yaşadıklarını bir sonraki nesillere aktarmış insanları, Avrupalılar. İşte bugün gelinen noktada Avrupalılar için çok önemli olan iki değer bulunuyor. Demokrasi ve ifade özgürlüğü. İnsan hakları için, insanların mutlu ve huzurlu yaşamaları için olmazsa olmaz iki önemli unsur. Avrupalılar, 20. yüzyılda yaşadıkları iki büyük dünya savaşında da bu değerleri büyük bedeller ödemek pahasına korumaya çalıştılar. ...21. yüzyılda ise artık demokrasinin ve ifade özgürlüğünün hissedildiği yeni bir alan var, internet. Aslında Avrupalılar en başından beri kendi gerçek dünyalarındaki demokrasi anlayışını ve ifade özgürlüğünü bu sanal dünyaya da yansıtmaya çalışıyorlardı. Hatta internetin mahremiyet ve güvenlik ihlalleri gibi bazı olumsuzluklara yol açtığı durumlarda bile bu değerleri feda etmiyorlardı. Örneğin 2008 yılında bir İtalyan mahkemesi, İsveç'te kurulu olan korsan içerik paylaşım sitesi The Pirate Bay'e İtalya'dan erişimi engelletme kararı aldığında, Anayasa Mahkemesi bu kararı AB müktesebatına göre yabancı orijinli bir sitenin engellenemeyeceği gerekçesiyle kaldırmıştı. Ancak internet alanındaki siber suçların giderek artması ve çeşitlenmesi, demokrasi ve ifade özgürlüğü şampiyonu Avrupalıları bile bu konuları bir kez daha düşünmeye itiyor. Avrupalılar da bugünlerde internetin sürekli gelişen, değişen ve artan etkisi karşısında nerede durmaları gerektiğini ve ne tür önlemler almaları gerektiğini tartışıyorlar. Genelde Avrupa deyince ilk akla gelen burası. Yani Avrupa Birliği oluyor. Bu durumda sorulması gereken soru şu. Acaba internet özgürlüğü AB ülkelerinde ne durumda? Daha doğrusu AB üyesi ülkeleri bu konuda bağlayan bir yasa var mı? Avrupa Komisyonu'nun bugünlerde en çok uğraştığı konuların başında internete ilişkin düzenlemeler geliyor. Ancak bu sanal dünyanın zaman mekan tanımayan ve sınırları aşan doğası nedeniyle bu alanda her şeyi kapsayan yekpare bir internet yasası oluşturmak oldukça zor.
Böyle bir yasayla her kesimi memnun etmekse neredeyse imkansız. Bu konuda yoğun mesai harcayan kurumların başında gelen Brüksel'deki Üniversite Libre'nin, yani Özgür Üniversitenin Bilişim Hukuku Merkezi'nden Dr. Pierre-François Docouard da öncelikle bu durumun altını çiziyor ve AB Komisyonu'nun bu konuda işinin oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa Birliği'nin tamamında interneti düzenleyen ortak bir yasal düzenleme var mı şu anda? You would find actually lots of documents. İnternet özgürlüğüyle ya da internet yasalarıyla ilgili çok belge var. Tek bir belge yok. Avrupa Birliği'nin internete de uygulanabilen düzenlemeleri var. Mesela e-ticaret direktifi var. Özel hayatın, kişisel bilgilerin korunması yasaları var. Çocukların korunması için de pek çok genelge, yönetmelik ve düzenleme önerileri görüşülüyor. Bunlar Avrupa Birliği'nin yaptıkları. Ama bunların uygulanabilir hale gelmesi için devletlerin de kendi ulusal düzenlemelerini yapması gerek. Aynı zamanda hem Avrupa Birliği ülkelerine hem de diğer Avrupa ülkelerine ifade özgürlüğü gibi bazı temel haklar konusunda çerçeve çizen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Üye ülkelerin bu konuda kendi kanunlarıyla Avrupa Birliği kanunları arasında bir uyuşmazlık olabilir mi? Uyuşmazlık olmaz. Çünkü ulusal yasalar Avrupa hukukunun uygulaması olmak zorunda. Ama farklılıklar olabilir. Bir direktif genel prensipleri ortaya koyar ama her ülke kendine özgü uyarlamalar yapma özgürlüğüne sahiptir. Genel prensipler Avrupa Birliği seviyesinde bulunur. Etkin koruma ve düzenlemenin uygulamaya dönük kısmı ise ulusal düzeyde. Ama genel prensipler bütün Avrupa için aynıdır. Yani fark yok mu, yoksa üye devletler arasında farklılıklar olabilir mi? Tabii, üyeler arasında küçük farklılıklar olabilir. Peki o zaman ne olur? Bu durumda ne yapılır? Devam eden bir dava varsa durum değişebilir. Örneğin Almanya'da devam eden bir dava varsa, o davada uygulanacak yasa Fransa'dakinden farklı olabilir. Yasalar birebir aynı olmaz. Ama önemli olan genel prensiplerin aynı olması ve bütün yasaların ifade özgürlüğünü koruma altına alması. İfade özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle koruma altına alınıyor. Bütün temel haklar için koruma düzeyi aynı ve bu koruma bütün üye ülkeler için geçerli. Profesör Docouard, Avrupa ülkelerinin internet konusundaki keskin hassasiyetlerine de dikkat çekiyor ve yasal işleyişi şöyle anlatıyor. Kesin olan bir şey var ki çocuk pornografisi, nefret söylemi ve hakaret, telif hakları ihlali gibi şeyler Avrupa hukukunda açık bir şekilde yasaklanmıştır. Bunların yasaklanması da ifade özgürlüğüyle birebir örtüşür. Tanımlarına gelirsek, burada yasadan daha önemli bir şey var, fiili durum. Nefret söylemi, bir grubu hedef alan, etnik kökeniyle ya da söz gelimi diniyle tanımlanabilecek bir gruba ayrımcılık gösteren, nefret içeren söylemlerin hepsini kapsar. Bunların tanımlarını Avrupa Birliği hukukunda ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihat hukukunda bulabilirsiniz. Genel prensipler oldukça nettir, sınırları çizilmiştir. Uygulamalar da bu genel prensiplere göre yapılır. Avrupa Birliği'nde sistem nasıl işliyor? Yani yasaklanmış bir içeriğin Avrupa Birliği'nde ya da üye ülkelerde izlenmesi, saptanması, bildirilmesi, bu sistem nasıl işliyor, nasıl çalışıyor? Avrupa Birliği'nde genel bir takip sistemi yok. Sivil toplumdan bazı dernekler ya da ajanslar belli bir takım ihlalleri izliyorlar. Örneğin ırkçılıkla mücadele eden ajanslar var. Belçika'da böyle bir ajansımız var. Bütün ırkçılık vakalarını bildiriyoruz ve onlarla Belçika mahkemelerinden önce mücadele ediyoruz. Ayrıca bir ihlalden zarar gören herkes bu ihlali bildirebilir. Örneğin bir şarkı yazarıysanız, şarkıda telif hakkınız varsa ve bu hakkınızın çiğnendiğini düşünüyorsanız, şarkıyı bu yasaya aykırı listeden kaldırtmak için mahkemeye başvurabilirsiniz. Bu durumda da karşınıza internet servis sağlayıcılar çıkar.